Böyle oturuyordum. Böyle keyfine bir EVE Online'a girecektim. Dedim bir video çekeyim. Hani neden bunu da videoya çekmeyeyim ki dedim. Hani şu an eğlencesini oynayacağım. O yüzden çok anlatıcı bir içerik olmayacak. Ya da işte hadi deneyelim gibisinden bir içerik olmayacak. Keyfi oynayacağım. Eğer oyunu merak ediyorsanız neymiş bize de gösterir misin? Bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışırım. Hani seri olsun isterseniz. Yorumlarda belirtirsiniz. Çok bir etkileşim dönmese de elinden geldiğince rehberini çekmeye çalışırım. Oyun bayağı detaylı çünkü. Hani böyle hemen anlattım bitti gibi olmaz. Böyle keyfine takılacağım. Bilmeyen arkadaşlardan şimdiden özür diliyorum. Öyle çok çok anlatıcı şey söylemeyeceğim. Yani. Takılacağım. İyi seyirler. Ben şu an gideyim. Ne yapayım? Gidelim bir hackerlık yapalım. Sağa sola hackleyelim. Eğer yakalanmazsak. Hadi lan. Update. Default. Overview. Lan güncelleme gelmişti. O yüzden bir şey oldu. Söyleyeyim, oyunda çok şaşalı bir hesap değil. Hatta hiç şaşalı bir hesap değil. En başta neyse o gibi bir şey yani. Çünkü yıllar önce oynadığım hesabı kaybettim ben. Sonra bir daha bunu kasayım falan. Öyle takılmalık giriyorum arada. Gibi bir şey yapmıyorum. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Şuradan haritamıza bir bakalım. Nereleri hackleyebiliriz? Önce bir atlayış gerçekleştirip düşük seviyeli yerlere gidelim. O kadar çok düşük bir yere gitmeyeceğim çünkü çok keyfi oynayacağım. Yani tamamen chill olsun diye açtım. Arkada videolar yüklenirken dedim. Bir şeyler oynayayım. Nereye gidelim? Şuraya bir gitsem oradan nereye gidebilirim? Hiçbir yere. Burası tıkanıyor. Buradan bir yere gidemem. Abi düşük güvenlikli bir yer yok mu? Oğlum bir dakika lan biri geliyor. Düşman vardı. Burada bir düşman gördüm sanki. Oğlum hep mi güvenlik, çok mu güvenlikli böyle ya? Neyse ben şuraya bir gideyim. İlk birkaç hareketi yapmak istiyorum. Ben gittikten sonra açıldı. Unutmuşum hani. Bir jump diyor. Gerçekten mi? Atlayalım canım. Neyse set destination. Tamam. Bana göster orayı. Burasıymış. Atla abi. Hatta atla direkt at. Bunun sesi bayağı az galiba. De bu oyuna tek başınıza oynamak sarmaz. Yani sarar ama sarmaz. Tek başınıza ne yaparsınız? Madencilik yaparsınız, hackerlık falan yaparsınız. Ama daha çok gelişeyim, daha büyük işler yapayım dersen hangi işi yaparsan yap bir topluluğa dahil olmak zorundasın. Çünkü bu oyunda insanların oluşturduğu sektörler, sektör değil, topluluklar çok çok önemli. Her oyunda öyle ama bunda aşırı önemli. Hani gideyim burada tek başıma farm yapayım diye bir olay yok. İlla ki bir topluluğa ihtiyaç duyuyorsun çünkü yetmez. Hani tek başına oynamaya gücün yetmez. Gideyim şurada kasılayım diye bir şey yok. Ama oyunu mesela ekonomi kasmak, oyunda ben para kasayım, loot yapayım mantığında oynayacaksanız öyle takılabilirsiniz yani. Onda sıkıntı yok. Ben de şu an için bir topluluğa dahil olmadığım için öyle takılıyorum mesela. Hemen bu sektörde ne varmış bakalım. Autopilot'a gerek yok. Burada iki tane bilinmezlik varmış. Ben hemen şurada bir tane güneşin etrafına gideyim abi. Ve şurayı ayarlayalım. Haritamızda kim var kim yok görelim. Öte gelmeyelim. İyi düşmanımsı kimseler yok. Arayüz karışık gelebilir. Biraz alıştıktan sonra çok rahat. Çok özelleştirilebilir bir arayüzü var zaten. Keyfinize göre. Ben buradan nereye gideyim? Şöyle şunun yanına doğru bir ışınlanayım ben.
kendimizi güvene alalım. Başkası bizi bulamasın. Ki şu ana kadar gelmiş geçmiş en büyük şeye sahip galiba. Haritayı. Şöyle göstereyim. Buradaki her bir nokta bir bölge ve her bölge sonsuz. Yani tıklıyorsun ve sonuna kadar hiç bitmeden sonsuza kadar gidebilirsin. Ve bu noktaların hepsi bir galaksi. Galaksi değil. Sistem. Güneş sistemi gibi. Ve şu haritada o noktalardan birindeyiz şu an. Tıkla sonuna ulaşamazsınız haritanın. Öyle söyleyeyim. Yani çok büyük anlamında değil. Sonsuz. Gerçekten sonsuz. Yani öyle bir şey yapmamışlar. Ya da sonludur bilmiyorum da yıllarca sürer gitmek. Kimse denemiş midir onu da bilmiyorum. Ben olsam denemezdim zaten. Belirli bir noktalara atlama gerçekleştirmezseniz zaten kaybolup uzun uzun gidersiniz böyle. İlla atlama gerçekleştirmek zorundasınız. Boş yapıyorum bu arada. Hemen şurayı bir araştırma launch. Sıkıcı gelecek büyük ihtimalle size bu. Ben keyif alıyorum ama. Ben bunun ayarlarını mı değiştirmişim? Şunu? Aa. Bir dakika. Bu böyle olmaması lazım. Ayarlanabilir yerim nerede lan benim? Oha. Ayarlarım niye bu kadar değişik geldi bana? Tamam bir süredir oynamıyoruz ama. Lan bu beni tutuyor mu? Başıma bela gelmesin mi? Oğlum benim analiz sayfam nerede? Ne yapıyor bunu? Onu çözemedim. Unutmuşum bunu. Bayağıdır girmiyordum. Oğlum o değil de. Harita açılması lazım. Bir dakika. Bunun yüzünden mi oluyor acaba? Bu salak mı bozuyor benim devrimi? Şimdi açıldı. Niye kapanmış ki o zaten? Şey, anlamayışımın nedeni ben bunu kapatmamıştım. Kendi kenara kapanmış ve açmak zorunda kaldım. Böyle araştırma. Hackerlık böyle bir şey. Gidiyorsunuz. Probe'larınızı bırakıyorsunuz sağa sola. Sonra sinyal arıyorsunuz. Bu sinyal %100'e ulaştığında ekleyebileceğiniz cihazların bulunduğu alan açılıyor. Bu alana gidiyorsunuz abi. Hop. Ne varsa lootluyorsunuz. Şifreleri çözmeniz gerekiyor tabii. Umarım kimse gelmiyordur diyecektim. Bizim haritada bir tehlikeli eleman var. Biraz sıkıcı gelebilir ama lootlar güzel. Hatta ben çok güvenli bir yerde dolaşıyorum. Güvenli düşük bir yerde olduğunuzda çok fazla iş görür. Tatlı, heyecanlı. Öldüm mü, ölecek miyim? Muhabbeti güzel yani. Şimdi aramızda %18'e gelmiş. Bunu böyle mi kullanıyormuşum ya? Evet, böyle kullanıyorum. Bu ne? Wormhole. Wormhole ile işimiz yok. O zaman şunu araştırmaya devam edelim. Hemen başka sinyal noktasını araştıralım. Bunu biraz alanını büyüt abi. Analiz. Şurada bir tane bir şey çıksa da
3-5 para kazansak ya. Şimdi şurada düşmanları görelim. Bozumuz çözemedi. Biraz daha uğraşalım. Bunun manuel olması da ayrı bir zevk veriyor, ayrı bir gıcık da ediyor. İlginç bir şey. Bir kişi varmış sistemimizde. Umarım saldırmazlar. Durduk yere saldıranlar da çıkabiliyor. Onun da neler var neler. Var ya. İnsanlar birbirlerini kesmek için ne şerefsizlikler yapıyor. Yine wormhole çıktı. Topla abi tezgahı. Şeyi bulamadık. Topladık mı? Tamam. Nereye gidelim? Bakalım şu an. Düşük güvenlikli hiç mi bir yer yok? Vallahi yok. Buraya nasıl gideriz? 6 jant. Zaten bir işe yaramıyormuş. Buraya gitsem. Paraya bir gidelim ya. Daha düşük güvenlikli bir sisteme gitmek istiyorum. Çok da uzak mesafe gitmek istemiyorum açıkçası. Kaç yapmış gitmek istesem? Yani yantını yazmıyor. Tabii başka gemilerim de var. Bu şey Heron denilen bir gemi sınıfı. Bir yerleri hacklemek için bu gemiler kullanılıyor genelde. Yani başlangıç seviyesi gemiler. Keşif gemileri. Nereye gideyim? Kapının önünde durmayalım. Şuraya doğru yollan bakalım. Atlama noktalarına durursak oradan geçen düşmanlar bizi evet. Aa, bir dakika ama gitmeden önce keşke haritada bir şey var mı diye baksaydık. Bir tane varmış. Bir tane için değmez ki burada. Böyle istasyonları insanlar kurabiliyor. Ya bir istasyon kuruyor. İşte buradaki gezegenden diyelim. Malzeme çekiyorlar falan. Bu onlardan mı bilmiyorum, bakmadım. Değilsin. Onun şeyi de olabilir. Lan Şmitli abi. Onu da yükle. Şimdi bana aç abi şeyi. Bir tane varmış. Madem geldim bakayım. Yoksa bakmayacaktım. Bakmaya da değmez. Kişi var lan haritada. Onun bak saldırayım falan da yanlış yere bakıyorum. Şu an tehlikeli görünmüyorsun ama. Hı? 33 kilometre uzağımızda. Bak bunda bir şey olabilir. Biz data site ya da relik site arıyoruz. O sitelere gidip malzeme düşürmeye çalışacağız. Para.
Ne kadar bir anı kaplıyorsun. Yalnız bunun sinyali çok zayıf. Belki %100 yapamayız. Sıkıntı. Oha, %2,5. Oğlum bunu çözümleyemeyeceğiz galiba. Benim gücüm yetmiyor. Tabii geliştirmeler, skiller, kasarak bunları geliştirebiliyorsunuz. Yeni cihazlar alarak. Bu gemiye uyumlu en iyi cihazı takıyorum şu an. Herhalde en iyisi yani. Bakmadım. Da bunun şeyini göstermiyor, alanını göstermiyor. Bunu çözemeyeceğiz. Şu eleman bir canımı sıkmadı değil. Buna bir bakalım. Ya böyle bakamazsın ki. Ulan çözemeyecek miyiz ya? Arkadaşım, sen ne yapıyorsun? Benim canım sıkma. Lan bu şeymiş ya, karıştırmışım. Normal bir oyuncu değilmiş bu. Ya da normal bir oyuncu mu? Değilmiş. Oyuncu değil, tamam. Gemiden de vardı benim. Savaşırken patlattı. Korkuyor. %16. Abi çözemeyeceğiz. Yani en basit haritadaki şeyi çözemedik. Kötü başlattık sistemi. Amacım noktaya benim küpümü ortalayıp alanı daralta daralta daha kaliteli sinyal almaya çalışıyorum. Ne yapıyor lan bu falan diyenler olursa. Data site. Bak işte abi %39'da kalacak ama. Ben bunun hepsini fulleyemem. Tam aradığımız şey. Üzüleceğim. Benim cihazların gücü pek yetmedi %100 yapmaya. %79. 8. Deneyeceğim abi şansımı. Son raddelere kadar. Buralar biraz gıcık. Bakalım. En küçüğe getirdik. Ondan sonra da bir kendi elimizi bir ufak tefek ayar çekiyoruz. Bakalım. Zaten belirli bir sınırı var. %79 yaptı. Burayı çözemeyeceğim. Baştan alsam çözerim de çok bunaltıcı olacak. Bunalırım. Bunu çözmek böyle. Yeni sisteme giderim. Yakalım. Acaba o topun büyüklüğünde yapsam ne olur? Analiz et bakayım. Hiçbir işe yaramadı.
Oğlum niye durmuyorsun öyle? Salak. Olmayacak ama yani bakalım yine. Başından belliydi zaten. %95 mi? Abi %95,9 burada da bırakmak istemiyorum ya. Hadi fullen ne olur. Fullen şöyle 3-5 para toplayıp gidelim. Kaç gündür girmedik onun şeyini çıkartalım mı? Geri düştü hatta. %92,6. Bunu en başa alsam büyük ihtimalle çözerim. Ama hiç bunu en başa almak istemiyorum. Ne çıkacağı belli bile değil. Sonuçta yeni bir sisteme gidelim biz. Topla abi pulunu pırtın. Gidiyoruz. Nereye gidelim? Buraya atlasam oradan da nerelere geçeriz? Burası kaç uzaklıkta olmuş? Kaç jump? 6 jump. Az da değil. Baka baka gideriz ya. Kaç jump? 4. Ben paradayım. Bu kaç? Burası kaç jump abi? Yaz mı? Çünkü çok uzak. Ya da başka bir şey için yaz mı? Bilmiyorum. Kameram bir sapıttı. Düzelttim onu. Şimdi buraya gitsem iki jump. Buradan önce hangi geçit var? Burası. 0-8'miş. Neyse biz oraya otomatik gidelim ya. At Destination'da. Başkaları da topluyor olabilir zaten önümüzde. Böyle sessiz, sakin, müziğini açıp tatlı tatlı takılmalık. Bazen bunaltıyor tabii de. Onun çok hastası olmak gerekiyor. Ben de böyle arkada işlem yaparken açıyorum. Amaçsız bir video işte. Hazır geçerken şuraya da bakayım. Belki en fazla şey. Direktörde iki kişi varmış. Üç tane de bilinmez bir şey varmış aslında. Dur bakayım. Bakacağım lan buraya. Şuraya bir ışınlan bakayım. Üç tane, üç tanedir belki. Üç beş para kazanırız. Aslında parayı biriktirsem şurada 16 günlük skill çalışmam var. Skill'ler 16 gün sonra bitmiş olacak. Bunları araştırıyorum. Bir üst gemiye çıkacağım. Bir üst geminin parasını toplamam lazım. Sürekli patlayıp ettiğim için parayı kaybettim. Yeni bir gemiye bineceğim. O zaman da savaşa gideceğim. Bakalım. Aslında fragment olup atlayıp oralarda hacklemeye çalışmak daha mantıklı da. Şu an öylesine açtığım bir oyun için uğraşmak istemiyorum. Böyle takılmak istiyorum sadece boş boş. Tamam. Şimdi şöyle bir genişlet bakalım. Hepsini bir tara. Bütün sistemi. Ne neymiş, ne kadarmış.
Burada bir seviyeler belli olsun. Ne var şimdi elimizde? Şu. Gel onu araştıralım. Düşük olanlarda büyük ihtimal daha büyük olasılıkla bizim aradığımız var ama olsun. Hızlı hızlı bunu aradan çıkartalım. nokta geri düştü lan. Ne oluyor oğlum? Geri mi düştü, yükseldi mi anlayamadım. Biz mi ayarlayamadık lan onu az önce? Görmesi lazımdı. O zaman burada da bir şey var. Ve haritada iki kişiyiz. Güzel. Yani başkası lootlamıyor demektir bu. Oğlum iki yer mi çıkarttın başımıza? Bazen sinyaller böyle ikiye bölünüyor. Diyor ki ikisinden birinde bak, bul. Kötü bir şey. Şu abi. Ha, bu bizim baktığımız bölünmemiş ama diğeri bölünmüş bakmadığımız. Sanırım. Umarım. %14. Tüm 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 tüm. Araştır. Bana oyun önerilerinde bulunabilirsiniz. Gerçekten hani kendi keyfime göre oynarsam izleyiciler sıkılır bu videoda olduğu gibi. Çok da etkileşime giremiyorum insanlarla. Hani henüz küçük bir kanal olduğum için minimum minnacık. Şey söylemiyor kimse. Oyun önerisinde bulunabilirsiniz. Serilerini yapabilirim rehber. Bildiğim bir oyunsa gayet içerik bakımından rehberini yapabilirim detaylıca. Daha çok strateji oyunları oynadığım için strateji olursa hele daha iyi. Benim açımdan güzel anlatırım. Umarım. Tabii bu videoyu buraya kadar izleyen varsa buna cevap verir. Hala iki kişiyiz hala. Güzel. Bunu en azından bulacağız ve çözeceğiz. Ya bu arada bu oyunu bilip aa burada ne yapıyorsun falan bilmem ne oynayamıyorsun demeyin. Çünkü ben onu zaten çok 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 iyi bir oyuncusu değilim. Ben sadece yıllardan beri nostalji olsun diye giriyorum. Çok eskide kaldı bizim o zaman. Değil. O yüzden hunharca eleştirmeyin. Ama eleştirin. Yani dilerinizi açın. Şimdi bulduk lan. Kapattım bir dakika. Şuraya git bakalım abi. Evet, ekleyecek bir şey bulduk. Hadi bakalım. Şimdi etrafımızda ne var abi? Ben bunları ayarlamışım ama unutmuşum da neyin nerede olduğunu. Tamam, şuna bir yaklaş. Oraya gidelim. Şu motoru bir hızlandıralım. Çok yavaş hareket ediyor. Burada eklentilerinizi görebiliyorsunuz. Gemiye ekstra taktığımız eklentiler.
Ben şimdi hızlandırıcı motoru açtım. Ananın içinden geçti. Mesela bu relik, şey data relik. Relik mi lan bunu? Neyse. Data bilmem nesi. Bu cihazı şimdi bozacağız. Bakalım. Bunun içinde şöyle bir fan var lan etrafında. Niye kırmızı oldu? Bir dakika. Yok. Neyse. Ne oldu lan? Başımıza belaya gelmiyor. Başımıza bir şey iş açmıyor. Konuşamadım ben. Heyecanla. Neyse. Onun için şöyle bir data analyzer denme cihaza ihtiyacımız var. Böyle bir çözüm ekranı açılıyor. Tabii bizim virüsümüzün bir gücü var. Belirli bir vuruşu ve canı var. Buradaki bu bildiğimiz aslında mayın tarlası oyunun standardı. Yani mayın tarlası bildiğin. Ona göre ilerliyorsun. Ve biz bu anakartta diyeyim ana merkeze ulaşıp onu yok etmeye çalışıyoruz. Tabi arada güvenlik sistemleri var. Bunları yok etmeye çalışıyorum. Bazen kelimeleri doğru seçemiyorum. Kusura bakmayın. Oraya odaklanırken. Ya şimdi şunu bir yok edelim. Canımız düştü. Sıçacağız neredeyse. Ha, merkezini bulduk ama. Tamam. Ekledik. İki şansımız var. Yanarsak bir kere daha açabiliyoruz. Deniyoruz şansımızı. Sonra bitiyor. İki miydi? Üç de olabilir. Emin değilim. Hatırlamıyorum. İçinden ne çıktı abi? 176 ISK'lık materyal çıktı. İyi mi? Çok kötü. Hayatımda gördüğüm en kötülüklerden birisi. Ben en azından bir 5-10 m arası az çok bekliyorum ya da 2-3 m. Şimdi bakalım haritamıza. Şurada bir tane daha kalmış. Oraya gidelim. Odaklan ve git. Bundan kurtul abi. Bir kişi gelmiş buraya. Heron var benden başka. Saldıracak mısın? Saldırırsan goblinlerimi salarım. Yapma bence. Goblin benim dronlarım. Keşif aracı olduğum için silahım yok. Ama yanımda saldıracak dronlar taşıyorum. Bu geminin özelliği. Her gemiye drone takamıyorsun. Bana saldırma da kardeşim. Çünkü içinde para yok. Fakirim yani. Zengin olsam bu gemiyle dolaşmam. O yüzden mallığın lüzumu yok. İnsan gibi. Takıl. Aa gitmiş lan adam. Adamsın lan. Bunun içini boşaltmadın değil mi? Abi çok basit çözüldü. Hiçbir şey çıkmayacak. Çok hızlı çözüldü. 614 bin. Oğlum milyonlara ne oldu ya? Niye bir şey çıkmıyor oğlum bunlardan? Yayının şansını topladığımız 800 bin para. Bir şey de değil yani. Neyse. Benim kullandığım taktik bu alan. Bulunduğumuz alan. Şimdi işi bittiği için diğerlerine gözükmeyecek. Yani burası aslında şu an gizli bir alan olarak kaldı. Buradan harita araştırmasına devam edebiliriz. Yani çoğu kişi buraya uğrayamayacak anlamında. Ya da ben öyle düşünüyorum. Yanlış da düşünüyor olabilirim. Hep bu taktiği uygulardım. Şurayı araştıralım. Launch. Vay arkadaş ya. Bulduk ama hiçbir şey çıkartamadık ki. Oğlum bu çocuk burada dolaşıyorsa Heron'la benimle aynı gemiye sahipmiş. Gider şimdi buraları keşfeder ama az önce çıktı gitti buradan. Henüz keşfetmemiş olabilir. %9. Düşer düşer olur.
%14. Oo, burada da bir şey var. Onu anladık. Keşke en baştan başlatsaymışım. Bunu da açamama ihtimalimiz olur. Yok ama açarız ya. Bu seviyede buraya geldiyse açarız. Az önceki gibi olmaz. Düşman var mı etrafımızda? Yok ama harita kalabalıklaşmış. Sistem kalabalık. Kombat site çıktı. Mesela savaş geminiz vardır. Böyle kombat sitelerini tespit edip oraya gidip özel savaşlar yapabilirsiniz. Valla sağda solda boss keser, boss diyorum. Normal NPC'leri bile kesseniz içine güzel malzemeler düşüyor. Mesela bir akşam tabii çok profesyonel oyuncular benden çok çok daha iyisini görmüşlerdir ve ben gördüklerimi anlatıyorum. Bana göre o kadardı yani. 2-3 saat böyle uğraştım. 20 M falan anca toplayabilmiştim. Ben gittim bir tane yaratık keseyim dedim. İçinden 200-150 M'lik bir malzeme çıkmıştı mesela. Dedim savaşsam mı? Gittim savaştım. 3 gemi kaybettim. Sonra hiç çıkmadım mesela. Uzun bir süre hiç çıkmadım. O da öyle bir anımdı. Gereksiz. Oluyor şans. Böyle basit sitelerden güzel paralar düşürme ihtimali. Herkes der ki işte Dota Relic'den daha kötü. Öyle ama başlangıç seviyesinde Dota Relic'lerden datalardan daha fazla çıkıyor. Relic yüksek seviyesi iyi bir şey veriyor. Seviye Relic şey vermiyor. Data daha çok veriyor. Onun ihtimali yüksek. Hani Relic'e gidip bakarsan diyor. Çok az para çıkar ama çok çok düşük ihtimalle de çok büyük para çıkar. Data ise düşük şeyler çıkar. Düşük de o kadar düşük değil. Yani mesela bu kadar falan çıkıyor. Reliklerden bildiğin yüzlükler çıkıyor. Az önce biz 1000 kazandık. Onda yüzlükler falan çıkıyor. O kadar gıcık ediyor. Ama aralığı düşük mesela. Hani datadan çıkabilecek maksimum şey 15-20 milyonluk bir şey çıkabilir bu seviyelerde. Ama relikten bir çıktı mı çok çok yüksek şeyler çıkabilir. Öyle bir olasılık yapmışlar. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Ben bile anlamadım ama. O yüzden başlangıç için datalarda daha hızlı para kastırtabilir. Hem çözümlemesi yani sinyal gücünü bulma ihtimali daha yüksek. Tabii çok düşük sektörlere gidiyorsanız güvenliği düşük yerlere orada direkt Reddit'lere gitmek daha mantıklı. Daha büyük şeyler düşün. Buralarda data. Umarım bir data daha buluruz. Açarız. Keyif yaparız. Böyle bir 10M falan kazansaydım tatlı olacaktı. 10M benim için ne demek? Ya bu her onu tehlikeye attım. Bu patlasa bir enlik bir gemi. Yani şu üzerindeki elimdeki gemiden bana 10 tane 8 tane büyük küsuratı var çünkü. 8 tane aldırtır. Yani en azından o bazda bakıyorum birim bakımından. Her çıktığımda bu gemiden 3-4 tane alacak kadar para getirsem niye öyle düşünüyorum? Her çıktığımda gemiyi patlatma ihtimali var. Çünkü bu kadar basit uğraşmıyorum. Gerçekten tehlikelere gittiğiniz zaman gemiyi kaybediyorsunuz. İçindeki malzemelerle falan 2M desek gemiye. Hiç olmazsa benim her çıkışım aynı gemiden 4-5 defa falan aldırtsa kar gibi başlangıç seviyesi için kar olarak görebilirim. Ben onun gözle bakıyorum. Daha tecrübeli arkadaşlar daha farklı değerlendirme yapar illa ki. Ben tamamen giriş seviyesi için konuşuyorum. Benim şu an yaptığım oyunu açıp bir saat oynayıp yapabiliyorsunuz. Yaparsınız yani aynı işlemleri. Tabii bende bazı cihazlar yüksek, bazı skiller yüksek. Bunları katmıyorum işin içine. Ama bu hareketi yemini alırsın. Aletlerini takarsın. Çıkarsın analizi. Keşfe yaparsın yani. Ne oldu? %0'a niye düştü lan? Oğlum manyak mısın sen? Konuşurken kaçırdık mı? Buradan bir şey çıkma ihtimali var mı onu düşünüyorum şu anda. Bu şekilde bir analiz daha yapacağım. Niye sıfıra düştü abi? O zaman burada güzel bir şey çıkma ihtimali de var. Yok. Dur dur.
Ben buradan umutluyum. Büyüt abi. Şimdi bir araştır. Şöyle bir araştıralım. Tekrardan onunla gitmeden başa alalım ki boşa zaman kaybetmeyelim. Tamam. Az önce niye sıfıra düştüğünü anlayamadım. Ben mi yanlış bir şeye bastım diye düşündüm. Konuşurken dalmış olabilirim. Bir analiz daha abi. Etrafımızda kimse yok. İyi, haritada bir tek biz kaldık. Oyunda ayrıca 3 ayrı ırk var. 3 ayrı ırk arasında büyük bir savaş dönüyor oyunun senaryosuna göre. Haritada mesela gösteriyor. Mesela haritayı gösterirdim de. Bir kapatıp buraya bakmak istemedim. Bu analizi yaparken gösteririm şimdi. Şimdi şöyle haritaya baktığımızda corporation'lar belli oluyor abi. Olmuyormuş. Niye göstermiyor? Ben mi yanlış şeyden bakıyorum? Bakayım. Projeymiş. Neymiş? Neyse gösteririm onu ya. Benim harita ne kadar burada? Şimdi dediğim gibi detaylıca oynayabiliriz eğer isteyen olursa. En baştan göstermek için kasabilirim bile. Kasarım derken zaten çok kasmışım gibi. En azından skill emeği veriyorsun. Mesela dediğim gibi skill'ler günlük olarak kastığın için combat site mi? Niye yüzde sıfıra düştün şimdi anladım. Bizim az önce araştırdığımız sinyali bir başkası bulmuş, bitirmiş olduğu için o sinyal artık kayboldu. Bu sinyal de kombat site diye gitmediğimiz sinyaldi. Biz o sinyali bu sinyal sandık. O yüzden sıfır gösterdi. Şimdi jeton düştü. Tamam. Burayı bulmuşlar. Demek ki data siteymiş orası da ya da relik siteymiş. Elimizden kaçırdık. Data relik demişim lan ben az önce. Data site. Benim yükleme işlemlerim tamam. Keyif yapacaktım zaten. İki turdur geziyorum. Canımı sıktı. Bulamadım bir şey. Dediğim gibi oyun ilginizi çekerse daha detaylı oynayabiliriz. Serisini yapabiliriz. Buraya kadar izleyip az çok hoşunuza gittiyse, bir şey olduysa, emeğinizin, yani izlediğinizin karşılığını verebildiysen ne mutlu. Kendimize güzel bakın.